Spor Ekstra'dan herkese mutlu akşamlar. Yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Bizlere soru ve görüşlerinizi www.sporekstra.tv adresinden ulaştırabilirsiniz. İnanılmaz bir mücadeleye sahip oldu bu akşam PTT Birincilik ve Adana Demirspor deplasmanında. Bucaspor Adana Demirspor'la 5-5 berabere kaldı. Bu maçın detaylarına değineceğiz ama öncelikle Mithat'a hoş geldin demek istiyorum. Merhabalar Mithat. Hoş bulduk. Genel olarak ligdeki maçları da kısaca değerlendireceğiz ama önce bu hafta takımlarımızdan kısaca bir bahsedelim. Ardından da PTT Birincilik'teki maçları da tek tek değerlendirelim. Öncelikle geçen hafta burada tüm takımlarımız galip gelerek bir hafta açmadık demiştik. Bu hafta ona açıkçası çok yaklaştık. Bucaspor da hakemi de yenebilseydi en azından PTT Birincilik'inde 3 takımımız da galip bir şekilde bu haftayı bitirmiş çok olacaktı. Çok yaklaşmıştık bu hafta. Alt liglerdeki takımlarımızdan Altay berabere kaldı. Altınordu ise galip geldi. Açıkçası yenilen bir takımımız yoktu. Haftayı açıkçası iyi bir şekilde açıyoruz. Takımlarımızın iyi oyunu vardı. Alınmış iyi puanlar vardı. PTT Birincilik'i her zamankinden daha fazla kızıştı. Zirvesi ilk iki mücadelesi ayrı. İlk altı mücadelesi ayrı. Düşmeme mücadelesi ayrı. Birçok takım ilk altı mücadelesine ortak oldu. Birçok takım düşmemeye mücadelesine ortak oldu. Dolu dolu bir hafta geçirdik açıkçası. Gerçekten inanılmaz bir mücadele var. İşte bakıyoruz playoff yarışı inanılmaz şekilde kızışmış. Devam ediyor. Düşme attı, karıştı. Takımların puanları birbirine çok yakın. Aynı puana sahip 4 tane takımın olduğu bir ligden bahsediyoruz. İstatistikler yani bile bunu gösteriyor zaten. Mithat, istersen bireysel olarak maçları tek tek değerlendirmeyle başlayalım. PTT programımızın bu da ayrı bir özelliği. Evet. Bütün takımlara önem veriyoruz. Bu lige önem veriyoruz. Çünkü bu lig bu önemi hak ediyor zaten gerçekten. Yani futbol, Türkiye basında, medyasında bu kadar çok yer bulmuyor ama yer bulmasa da açıkçası ben Süper Lig'den daha çok zevk alıyorum. Çok daha keyifli bir lig. Dönem dönem belki futbolun kalitesi düşüyor olabilir ama bunun da çeşitli sebepleri var. Statlar, özellikle tesisler. Saha zeminleri, evet. Atanan performansı düşük hakemler de bunların %100 etkisi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bu hafta çok kritik bir mücadeleyle başlıyoruz ilk olarak. Denizli Spor kendi evinde Kayseri Erciyes Spor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu ki Denizli Spor'dan en azından 1 puan bekliyorduk bu maçta. Gerçi mücadelenin kendisi skoru yansıtmıyor. Denizli Spor'un kesinlikle üstünlüğüyle geçti maç. Ama işte tecrübe ve kaliteli oyuncunun farkı ortaya çıktı. Maçın başında 2 tane güzel gol buldu Kayseri Erciyes Spor. Denizli Spor'u 2-1'lik skorla geçti ve ateş hattına doğru Denizli Spor yani geldi. En azından Kayseri Erciyes Spor lider de olabilir. Ancak bir puan alması gerekiyordu. Çünkü kendi evinde şimdi Denizli Spor'da artık düşmemek için oynayacak bundan sonraki maçlarını. Kayseri Erciyes Spor bir nebze ilk ikiyi birazcık daha garantilemiş olduğu Denizli deplasmanında almış olduğu bu 3 puanla. Tabii statü de belirli değil. 1461 Trabzon'un durumu belli değil. Eğer şansı olmaz diye düşünürsek 46 puanlı Manisa Spor'la arasında şu anda ancak 8 puan var. Büyük bir avantaj. Dediğin doğru. Süper Lig'de Trabzonspor'a da bakmamız lazım. Onun da gidişatı çok iyi. Gerçi bu hafta galip geldi. Antalya bu hafta galip mağlubiyeti geldi. Gerçi düşmesini düşeceğini zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. O yüzden ama futbol bu, hiçbir şey belli tabii, olmuyor. Son dakikaya kadar takip etmek lazım. Çaykur Rizespor Adana Spor mücadelesi vardı. Adana Spor açısından hayati bir maçtı ama Çaykur Rizespor iyi bir savunma yaptı. Açıkçası ve mücadeleyi bir şekilde kazanmasını bildi. Sercan da bu arada oyuna girdikten sonra evet, oyuna inanılmaz olumlu katkıda bulundu. Bucaspor'dan tanıyoruz zaten Sercan'ı ve golde de çok güzel bir asist yaptı. Buradaki sonuç açıkçası benim İzmir takımları açısından memnun etti. Çünkü baktığımızda Adana Spor, Buca Spor'un ve Karşıyaka'nın rakibi playoff mücadelesindeki birebir rakiplerinden biri. Adana'nın puan kaybetmesi işimize yaradı Buca ve Karşıyaka açısından. Çaykur Rizespor'un galip gelmesi, biliyoruz ki bu hafta Karşıyaka ile seyircisi bir şekilde Alsancak'ta oynayacaklar. Galip bir şekilde geliyorlar. Mağlup olsalardı Karşıyaka'nın işi daha da zorlaşacaktı. Bu açıdan da baktığımız zaman skor açıkçası beni tatmin etti diyebilirim. O açıdan iyi oldu. Playoff yarışında da Adana Spor'un iddiası devam ediyor. Ediyor, onlar tabii da 6. sıradalar. Bucaspor
üstünde yer alıyor Adana Spor'un. Diğer bir maçımıza geçelim. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da büyük bir sürprize imza attı bu hafta. Gaziantep'te de bu şekilde bir huyu var. Deplasmanda yani, mağlup olduğu zaman kendi evinde bir şekilde ligde kalacak puanı elde ediyor. Ve 1461 Trabzon'u kendi evlerinde yendiler. Suat Kaya'nın sevinci de görülmeye değerdi. Zaten şöyle bir şey de var. Gaziantep, Büyükşehir Belediyespor, İzmir takımlarımızdan ve PTT 1. Liginde bulunan birçok takımdan ummadık anda kritik 3 puanlar aldı. Böyle bir özelliğe sahip PTT 1. Liginin artık demirbaşı olmuş bir ekibimiz diyebiliriz. Ama tabii 1461 Trabzon gibi kafası rahat ve formda bir ekipten 3 puan almak açıkçası takdire şayan kendileri diyebiliriz. Kendileri açısından da çok önemli bir galibiyet. Puanı da 37'ye yükseltti. Rahat nefes aldı. Ligde de büyük ihtimalle kalacak ekiplerimizden biri. Evet. Samsun Spor maçına geçelim. Samsun Spor Manisa Spor'u ağırladı bu hafta. Manisa maçın... Spor'daki düşüş devam ediyor. Maç içerisinde sert bir futbol vardı. Kırmızı kart da çıktı Manisa Spor'da. Onun dışında Samsun Spor Abdülkadir'in golüyle galip gelmesini bildi ki Abdülkadir çok önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı bir kez daha. Abdülkadir zaten Göztepe transferi gerçekleşmediği dakikadan beri konuşuyoruz. Geçmişten de biliyoruz kendisini yakinen. Şu an Samsun Spor'u sırtlıyor. Bir Karşıyaka'daki Banayene gibi, bir Go gibi. Samsun Spor'u da tek başına sırtlıyor diyebiliriz. Yani tek başına derken diğer oyuncuların emeğini, oyununu ben görmezden gelmiyorum. Ama çok önemli bir transfer. Abdülkadir'in de ve önemli Dimitrov. Bir katkısı var yani burada. Dimitrov'dan da bahsetmemiz lazım. Dimitrov da yani devre arası transferlerini dediğin gibi en iyi yapan takım Samsun Spor. Dimitrov ve Abdülkadir iki oyuncu o iki takımın oyuncu, kaderini bu kadar değiştirilebilir. Takımı sırtladı açıkçası. Bu arada Samsun Spor'un biliyorsun yani seyirsiz oynama cezası bir maç indirildi. O konuda da tabii haklı olarak İzmir'de Karşıyaka cephesinden tepkiler geldi. Sonuçta bu federasyon da son dönemde bu kararlarda bir standart tutturamadı. Bir de şu konu var. Ceza ertelenmesi konusu. Ben de bunu bir türlü anlayamadım. Yani İlk defa böyle bir ceza bir şey veriliyor ama diyorlar ki önümüzdeki sezona ertelendi. Yani bu nedir? Bu resmen bu bir saçmalık. Bu resmen, açık söylemek gerekirse eyyamcılık için bir yöntem. Yani bence bunu kesinlikle düzeltilmesi lazım. Yani İzmir takımlarımız buna tepki göstermesi gayet normal. Çünkü İzmir takımları bugün de olduğu gibi Sayın Mete Kalkavan'ın yönettiği yani bir hakemin topun nerede olduğunu fark etmesi gerekiyor. Yani hakemlerden çekiyoruz. Federasyondan çekiyor İzmir takımları. İzmir'in zaten yerel yöneticilerinden çekiyoruz. Evet. Desteklemiyor. Bir de içimizdeki İrlandalılar var. Kendi takımlarını tutmak yerine evet. Gidip Bizans takımlarını tutuyorlar. İstanbul takımlarını tutuyorlar. Yani şu anki tablo bile büyük İzmir takımlarımız aslında. Artık hani ben eleştiriyordum ama bu açıdan baktığımız zaman büyük bir başarı yapıyor. Bu arada güzel bir şeyden de bahsedelim. Söylediğin konular çok doğru. Samsun Spor taraftarları hafta içi 10 bin taraftar bir koreografi hazırladılar. Maç öncesi de inanılmaz görüntüler vardı stadyumda. Onları da tebrik ediyoruz. Taraftarın bir takımı olumlu yönde etkilemesi de bu kadar güzel bir şey. Yani zaten ki Samsun Spor'un konumu da hiç de iyi değil. Şu anda ligde 12. sırada düşme hattına da yakın. Ama ona rağmen taraftarı takımına sahip çıkmasını bildi. Sahip çıkıyor yani. İzmir'de de Göztepe'de bayan taraftarımız evet. Yaklaşık 2000 kişiye yakın seyircisi İnanılmaz başta. İnanılmaz güzel görüntüler yani vardı stadyumda. Erkek taraftarlar alınmasın burada. Onları aratmadan layıkıyla görevlerini çok da yaptılar. Çok keyifli görüntülerdi. Bu maçın sonucuna gelirsek tabii Manisa Spor 2 haftadan beri kaybetmiş olduğu puanlarla bir yandan İzmir takımlarına yaradı. Bir yandan da tekrar o dezavantaja döndü olay. İlk iki iddiasından koptu. Samsun Spor'un galip gelmesi Göztepe'nin işini zorlaştırdı açıkçası. Bu açıdan bu maçın skoru pek bizi tatmin Samsun etmedi. Samsun Spor bir anda 3-4 sıra yukarı çıkmış oldu. 16'lıktan 12'liğe yükseldi. Konya Spor maçına gidelim. Konya Spor... Playoff yolunda o da iddia kazandı. 39 puana yükseldi ve Kartalspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Kartalspor'u da ateş hattına attı. Bu arada Hollandalı transfer ve Arjun ve Neka'nın da harika futbolu vardı ve golleri vardı. Neka bu hafta inanılmaz güzel bir futbol oynadı. Ya zaten ligde hiçbir şey kesin değil. Önümüzde 6 hafta var. PTT 1. Liginde
her an her şey olabilir. Bunu her hafta dile getiriyoruz. Ama Kartal'ın işi ama de bayağı zora giriyor. Kartal, yani. İşte onu demeye getirecektim ben de. Kartal'ın işi cidden zora girdi. Ankara Gücü'nün 20 puanı var. Zaten Ankara Gücü zorluklarla mücadele ediyor. Hani bu saatten sonra işleri çok zor. Aynı şekilde Kartal'ın da o şekilde olduğunu düşünüyorum. Tavşanlı, Göztepe, Şanlıurfa, Denizli, Samsun düşmemeye için mücadele edecekler. Açıkçası. Düşmeme mücadelesi demişken haftanın en kritik maçlarından biri Kütahya'daydı. Kütahya'da Dumlupınar Stadı'nda Tavşanlı Yiğitspor rakibi Ankara Gücü'nü 2-0'lık skorla geçti ama maçta yine istenmeyen olaylar vardı. Ankara Güçlü taraftarlar. Evet, birçok olaylar çıkmış. Ses bombası attılar stada ve diğer şeref tribünün olduğu bölüme. Tavşanlı da çok önemli bir galibiyet aldı gerçekten. Tavşanlı için kritik bir galibiyeti çünkü Göztepe'nin galip gelmiş. Tavşanlı galip gelmiş. Şanlıurfa puan kaybetmiş. Kesinlikle onların da galibiyetle ayrılmaları gerekiyordu. Açıkçası ligde heyecan sonuna kadar devam ediyor. Her yıl böyle zaten PTT birincilik. Biraz daha federasyon yetkililerimiz bu ligde bulunan takımların şehri, idarecileri birazcık daha takımlara sahip çıksa, taraftarları elinden geleni yaptığını açıkçası ben düşünüyorum. PTT 1. Ligi'ndeki tüm takım taraftarlarımıza. Yani Süper Lig'de açıkçası seyircisiz tribünlerde maç izleyeceğimize, takımlarına sahip çıkan PTT 1. Lig takımlarının orada yer alması Türkiye Ligleri açısından da daha önemli diye önemli bir seviyeye getireceğini düşünüyorum bizim. Kesinlikle özverili taraftarların desteğiyle takımlar bu şekilde ilerlemeye devam ediyor Mithat. İstersen takımlarımıza geçelim. Bu hafta bu gecenin maçıyla başlıyoruz. Bucaspor son derece kritik bir mücadeleye çıktı. Onunla ilgili bir klibimiz var. İzleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız. Sahada gladyatörlerin savaşı vardı ve zorlu mücadele 5-5'lik skorla sona erdi. Uzun yıllardır liglerde görmediğimiz tarzda bir mücadeleydi ve son derece keyifli bir maçtı Mithat. İzlerken keyif aldık yani, ama tabii bayağı da stres olduk Bucaspor açısından. Açıkçası ben 5-5'lik bir maç izlemedim yani. 10 golü bir arada olduğu 5-5 biten herhalde izleyicilerimizin de ya izledilerse bile bir kere izlemişlerdir ya da hiç izlememişlerdir diye düşünüyorum. İngiltere Ligi'nde genelde FA Cup'ta o tarz maçlar ancak çok oluyor. Oralarda olur. Türkiye'de pek olmuyor yani. Bugün burada değinmemiz gereken nokta yine maalesef hakem hatasından başlamak zorunda kalacağız. Çünkü ciddi ciddi ceza sahasının alanının dışında olan bir pozisyona hakem penaltı noktasını gösteriyor. Şu an o penaltı verilmemiş olsa belki Bucaspor 3 puanla, belki değil, 3 puanla hanesine yazdırılmış olacaktı ve playoff barajında önemli bir 2 puan daha hanesine eklemiş olacaktı. Ben burada soruyorum şimdi, yarın öbür gün Bucaspor burada kaybetmiş olduğu 2 puanla playoff barajı dışında kalırsa bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabını kim verecek? Yani İzmir takımlarının bu hakemlerden çektiği ne? Mete Kalkovan daha önce Karşıyaka mücadelesinde de aynı olayı sergilemişti. Mithat, pozisyondan bahsettin. İstersen maçın da özetine gidelim. Orada seyircilerimiz de görecek. Zaten spikerin de sunumundan onlar pozisyonu. Spiker de söylüyor zaten senin dediğin gibi. Serbest vuruş. Serbest vuruş mu diyor. Ciddi ciddi bunu bir izleyelim. Hem izledikten sonra konuşalım, yorumlarımızı getirelim. İzlesinler, golleri de görsünler.
Zaten son derece keyifli bir mücadeleydi. Özeti hazırlarken de çok zorlandık. Sadece ancak golleri verebildik. Yoksa normal şartlarda özet 15 dakikayı bulacaktı. Evet. Maçın bir özetine gidiyoruz. Ardından tekrar birlikte olacağız. Destek sol kanatta Kerem Can'dan geldi. Juninho sıyrıldı. İkinci hamle başarılı. Juninho sonrasında kurtaramadı. Kerem Can orta şansı şimdi. Kerem Can orta. Birinciliğe Gerdan gol attı. İlfan. İlfan sokuluyor şimdi İlfan. Yapmadı orta. İkinci hamle. Mehmet Battal indirdi. Vuruş ve 1-1 oldu. Çok çabuk geldi beraberlik golü. 5 Bucalı 18 içinde orta Ramazan'dan sekti. Şimdi kaleye Umut ve top ağlarda. Top oynadı Juninho. Juninho içeri bıraktı. Osanto gol pozisyonu ve 2-2. 2-2. Hüseyin de penaltı noktasının üzerinde. Juninho kullandı. Kale alanına doğru. Son anda bir tokat ama şut ve top ağlarına gitti. Öne geçti şimdi Adana Demirspor. Aslında iki teknik adam da hiç rahat değil. Böyle çok yakın oyun sergiliyor. İki takım da şimdi Erman yerde ve serbest vuruş kararı. Çok tehlikeli olabilecek bir nokta. Ceza alanı ön çizgisinin bir karış gerisinde ama hayır. Yardımcısına baktı ve penaltı noktasını gösterdi Mete Kalkavan. Yardımcısından aldığı uyarıyla penaltı noktasını gösteriyor. Önce serbest vuruş kararı gelmişti ama yardımcısından sanıyorum bir uyarı geldi ve sonrasında beyaz noktaya döndü. Penaltı. Şimdi itirazlar yardımcı hakeme. Pozisyonun içeride mi dışarıda mı olduğu tartışılabilir. Bir kez daha izleyeceğiz. İşte burada önce serbest vuruş verdi Mete Kalkavan ama yardımcı hakem Erdin Sezer tam müdahalenin içeride olduğu yönünde uyarmış olacak ki beyaz noktaya döndü karşılaşmanın hakemi. Şimdi geliyor Juninho. Juninho vuruyor, golü atıyor. Böyle geldi topun üzerine. Vuruşunda Ömer ve eşi yuvarlığa ayrı köşelere yolluyor Juninho. Mehmet Battal. 6 oyuncu var Bursaspor'dan. Cezalarının içinde İrfan kullandı. Şimdi Efe vurdu, golü attı. Erçağ sıyrıldı ilk rakibi. Erçağ ikinci rakibi. Erçağ bıraktı. Luis'e gelecek mi? Luis kurtardı. 5. gol şansı Luis. Juninho bomboş. Karşı karşıya Juninho direkten döndü. İrfan. İrfan baktı arkadaşlarına. Sol kanatta Erkan hareketlendi. Offside yok. Erkan kontrol. Erkan sert orta. Ve 4-4 oldu. Yasin attı. Yuvarlakta yerde. Şimdi Efe'den bir anlık hata geldi. Juninho gole gidiyor. Vuruyor. Topu dönüme yakın olduğu için şimdi Erkan orta girecek uzak noktada. Mehmet Battal yükseldi, kafa ve 5-5. Mehmet Battal uzak noktada yükseldi ama Ramazan. Mete Kalkavan bundan sonra gözler tabii ki maçın hakeminde. Dediğim anda 90 dakika tamamlanıyor ve bu müthiş maç 5-5 beraberlikle sona ediyor sevgili seyirciler. İki takım da 3 puan için ellerinden geleni yaptılar ve son derece açık ve güzel bir futbol vardı sahada. Mücadele 5-5 sona erdi. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Kısaca onlara yer vereceğim. Enes Çakır Bey sporextra.tv adresine mesaj atmış. Bu takım böyle oynarsa sizce Süper Lig'e çıkar mı demiş. Sorunuzu birazdan cevaplandıracağız Enes Bey. Onun dışında Uğur Aydemir Bey. İyi yayınlar, ben Onur Aydemir. Buca Spor bugün Adana'da İyi bir performans sergiledi. 93-2. O şimdi asker. Hayırlı tezkereler diliyoruz Uğur Bey'e de. Attığı mesajdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Mustafa Mercan Çiçeği Bey de Adana Demirspor karşısında oynayan futbol göz doldurdu. Süper Lig maçıydı sanki. Tüm Buca Sporlu topçularımızı oynadıkları futboldan dolayı tebrik ediyorum. Bu azim bizi çok sevindirdi. Annem bile yerinde duramadı. Mesajımı yayınlarsanız çok sevinirim. Programımızı her hafta izliyorum demiş Mustafa Mercan Çiçeği Bey'e de teşekkür ediyoruz attığı güzel mesajdan dolayı. İstersen o Enes Bey'in sorusuna da değinelim. Hem beraberinde de penaltı pozisyonunda detaylı olarak konuşacağız zaten. Ya öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Zaten Buca Spor takımı istediği zaman istediği takımı yenebilecek güçte. Yeter ki motive olsunlar, konsantre olsunlar, maçı kazanmayı istesinler.
Bucaspor'un biz sezon başından beri şu istatistiğini dile getiriyorduk. 2 hafta üst üste kazanamama. Bu hafta da kazanamadı ancak iyi bir oyunla, iyi bir mücadeleyle berabere kaldı. Hakem hatası nedeniyle de yine kazanamadı. Bunları da belirtmemiz gerekiyor bu istatistikleri verirken. Bucaspor bu oyununu, bu istediğini, son 2 hafta oynadığı oyunu sezona yaymış olsaydı zaten Bucaspor şu an için ilk 2 iddiasında olan bir takımdı. Belki ilk 2 barajının içinde olmayabilirdi ama ilk 2'nin içinde yarışında potansiyele sahip bir takımdı bence. Benim şahsi fikrim. Ki bu maçta da hakem hatası olmasa Bucaspor'un puanına 2 puan daha eklediğiniz zaman ilk 6 yolunda önemli bir avantaj elde ettiğini herkes görecek. 43 puana yükselecekti. 43 puana yükselecek ve önümüzdeki hafta kendi evinde oynayacak. Yani bu Enis Bey'in sorusuna gerçekten güzel bir cevap oldu Mithat. Ve yani Tavşanlı'yla. Yine Süper Lig şansı sonuna kadar Bucaspor'un şu an için de var. Şu an için de var. Ben bugün Bucaspor'lu oyuncuları tebrik ediyorum. İstedikleri zaman zaten iyi oynadıklarını bize her hafta burada söylüyorum. Bugün performans açısından hepsi tek tek üst seviyedelerdi. Defans bölümünde belli başlı hatalar yapıldı. Ancak maçı da izliyorduk. Rejide Uğur arkadaşımızla birlikte onun bana bir şeyi olmuştu. Bucaspor'un sanki Süper Lig'e çıktığı sezondaki futbolunu gördüğünü söyledi arkadaşım. Açıkçası ben de buna katılıyorum. Bucaspor birazcık daha defans hattına önem verse aslında ciddi anlamda çok net puanları daha rahat bir şekilde alabileceğini düşünüyorum. Ve Süper Lig tadında bir oyunu tam anlamıyla sağlar. Defanstaki belli başlı o tutukluklarını yok ettikten sonra Bucaspor'un oyun anlamında bir eksikliğini görmüyorum. Ancak bugün burada Bucasporlu oyuncuların iyi oyunu hakemin hatasını örtemez. Benim gözümde örtemez çünkü burada büyük bir rezalet var. Başka hiçbir şey değil, büyük bir rezalet bu var. Bu sezon zaten rezaletler yani bu, devam ediyor hakemler tamam, arasında. Tamam, artık bu pozisyon tartışmalı diye bir şey yok. Ya sen orada orta hakemsin, sen görmüşsün. Yardımcı hakemin sana söylediği kararı sen illa uygulamak zorunda değilsin. Son sözü sen söylersin. Pozisyona da uzak da değildi. Ya pozisyon önünde zaten o serbest vuruşu işaret etti. Yardımcı hakemin direktman uyarısıyla hemen penaltı noktasını şey yapıyor. Ya bir ilk önce bir düşünmelisin. Bu anlık karar illa yardımcı hakemden senin kulağına gelen şeyi sen orada uygulamayacaksın. Spiker bile söylüyor. Diyor serbest vur. Ya bir karış dışarısında çizginin üzerinde de değil. Hani çizginin ne kadar üzerinde olur filan tartışmalı olur. Ben bunlara bir şey demiyorum. Evet. Ama yani burada tartışılacak hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Bu Bucaspor'un yarın öbür gün Bucaspor bu 2 puan yüzünden playoff barajı dışında kalırsa bunun hesabını kim verecek? Ya da yarın öbür gün Karşıyaka da aynı şekilde, Göztepe de aynı şekilde artık yeter. Kesinlikle. İzmir takımların canı çok ve çok yandı. Bu sene hakemler çok formsuz ve inanılmaz hatalara imza attılar. Yalnız bu formsuzluk skoru da hep İzmir takımlarına denk geliyor. Evet, yeter. O da çok denk geldi dediğin gibi. Bir de skorları da etkileyen hatalar. Dediğin gibi penaltı verilmese maçı 5-4 Bucaspor kazanacaktı ve tarihi 3 puana imza atacaktı. Gerçekten yazık oldu Mithat. Ama şu da çok güzel. O penaltıya rağmen biliyorsun o dakikalarda evet, maç 4-2'ye geldi. Bucasporlu oyuncular inanılmaz bir direnç gösterdiler. Oyundan hiç düşmediler. Oyundan düşmediler. Sonuna kadar mücadele ettiler. Orta sahadaki herkes görevini yerine getirdi. Erkan olsun, Mehmet Battal olsun, forvet hattında İrfan, bugün üzerine Yasin, düşeni yaptı. Yasin ki çok üstüne koydu son dönemde. Son haftalarda üst üste 3 puanlarda büyük katkısı olan bir oyuncu haline geldi ki Göztepe'de ne haldeydi biliyorduk. Yani bu sezon en kötü transfer olarak nitelendiriyorduk ilk yarı Göztepe'de ama işte bir teknik direktörün ne kadar önemli olduğunu, oyuncunun psikolojisinden anlamanın ne kadar önemli olduğunu Yasin'de görebiliyoruz şu aslında. Şu an için Bucasporlu oyunculara artık destek olmanın zamanı. Evet, bu arada Görkem arkadaşımız da pozisyonu gösteriyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Net olarak monitörlerden de zaten faalin olduğu bariz an bir gözüküyor. Şekilde belli. Bariz bir şekilde belli. Evet, şu anda tekrarda izliyoruz. Pozisyonumuz. Yani bu kesinlikle su götürmez bir olay ve bu düzeyde bir hakemin Süper Lig'de de maç yönetiyor bu hakem Mustafa. Nasıl bu kadar performanssız oyunculara böyle şeyler veriliyor? Bakar mısınız? Ya bu pozisyona siz nasıl
içeride diyebilirsiniz. Ya böyle bir şey var mı ya? Net gördükçe insanın siniri bozuluyor. Çünkü evet, orada aslanlar gibi mücadele eden çocukların hakkı yeniyor ya. 11 tane futbolcunun hakkı ne yazık ki yendi. Bir camianın hakkı yendi aslında. Umarız Bucaspor bunun acısını önümüzdeki haftalarda Bucalı taraftarlar zaten çıkarır. Bugün sanırım şu saatlerde belli bir kısmı bizi izleyebiliyor. Belli bir kısmı izleyemiyor. Çünkü takımı karşılayacaklar. Bu oyuncular da karşılanmayı ciddi ciddi hak ediyorlar. Bu olayda inşallah Bucaspor'da camianın tamamen kenetlenmesine, taraftarla oyuncuların arasındaki hafif esen o soğuk rüzgarı yok eder, ortadan kaldırır. Yönetim, taraftar, çünkü artık İzmir takımlarının kenetlenmesi gerekiyor. Çünkü İzmir takımları sadece sahada mücadele etmiyor, sağ dışında da mücadele ediyor. Bunun örneklerini tüm takımlarımızda görebiliyoruz İzmirli. Mustafa Bey'den bir soru geldi Mithat. Güzel bir soru. Mustafa Küçükkaya Bey SporExtra.tv'ye mesaj attı. Sizce Sait Hoca'nın bu oyun tarzı Bucaspor'un gol yolunda daha mı etkili olmasını sağladı demiş. Çok doğru. Çok doğru bir soru. Kesinlikle daha etkili olmasını sağladı. Daha etkili olmasını kesinlikle sağladı. Ancak gördüğümüz gibi attığı kadar da gol yedi. Bu sistem iyi midir? Bucaspor bu sistemi iyi başarabiliyor. Yani içinde bulunduğu yediğinden oyuncular fazlasını at sistemi diyebiliriz. Hep ileriye dönük oyuncular açıkçası. Ofansif yönü çok güzel. Ofansif yönü üstün olan bir takım. Sadece bu sistemi kullanacaksa Bucaspor defans hattında birazcık daha eksikliklerini giderirse, yani bu sistemi kullanıyorsa Bucaspor gol yiyecektir. Bunun önüne geçemeyiz çünkü açık bir futbol oynamak zorunda kalacak bu sistemle. Defans hattındaki hatalarını az sayıya ilerlerse Bucaspor için bu sistem hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Bucaspor çünkü rakibe force edebilecek, rakibe evet, futbolunu kabul ettirebilecek kapasitede bir takım. Biz de kendisinden bunu bekliyoruz. Durağan futbol, defansif futbol oynadığı zaman da zaten sonuçlar ortaya çıktı. Bu arada bir mesaj daha geldi Mithat. Uğur Aydemir Bey, İzmir takımlarının boynunu eğdirmeyen nadir programlardan birisiniz. Biz karşı yakalıyız demiş. Uğur Bey'e de teşekkür ediyoruz güzel mesajlarından selamlar dolayı. Biz de zaten temel hedefimiz bu, İzmir takımlarının hakkını savunmak. Bucaspor'un önümüzdeki hafta son derece kritik bir mücadelesi var. Tavşan Lillespor'la oynayacak. Taraftarlar da Göztepe'yi de ilgilendiren mücadele. Sözünü kestim, kusura bakma. Bucasporlu taraftarların da özel olarak hazırlandığının haberlerini almıştık bu maç için. Ki oynanan bu Adana Demirspor ve Bucaspor müsabakasından sonra Buca Arena'yı tamamen dolu bir şekilde görmek istiyoruz. Zaten Bucalı taraftarlar da bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Bucaspor 1928 nikli bir arkadaşımız da Twitter'dan mesaj atmış. Mete Kalkaban 5, Buca 5. Haftaya arenada iğne atacak yer kalmaz. Bekle Süper Lig, biz geliyoruz demiş. Tam sözümün üzerine arkadaşımız da bu mesajı evet, yollamış. Evet, senin verdiğin bilginin üzerine de mesajı yollamış. Önümüzdeki hafta Bucaspor'a başarılar diyoruz. Çünkü Bucaspor'un almış olduğu galibiyet diğer İzmir takımımız olan Göztepe'ye de yarayacaktır diye düşünüyorum. Umarız güzel skorları almaya devam eder Bucaspor'umuz. İstersen Karşıyaka'ya geçelim. Bu hafta yüzümüzü güldüren diğer bir takımımız Karşıyaka. Boluspor deplasmanından altın değerinde bir 3 puan aldı. Altın. Altından hatta öte bir 3 puan aldı. 6 puan değerinde bir maçtı. Tabii rakibini de yendi. Beraberinde Adana Spor'da yenildi. Onu değerlendireceğiz. Bir maçın özetine gidelim. Gidelim. Bucaspor'un Banani'nin attığı golle galip geldiği maçı izliyoruz. Mustafa Sevgi ortayı yaptı. Kale sahasına arka bölüm kafa vuruşu. Banahane top dışarı gidiyor. Engin. Kale sahasına Barbaros'u geçti. Emre karşıladı. Alp vurdu. Erdinden seken top dışarıda. Müthiş bir pozisyon. Boluspor adına kaçıyor. Tayfun Cora uzun mesafeli Onur Türk'e doğru. Onur Muhammed Özgün'le birlikte yükseldi. Banahene topu aldı. Banahene topu out'a gönderiyor. İşaret geldi. Yakın direk kafa vuruşu Tayfun'dan sekti. Top dışarı gidiyor. Net pozisyon, kaçıyor Karşıyaka adına. Engin hata destek verdi. Şimdi Dalma'ya. Ceyhua ileride. Aydın geliyor ceza alanına. Dalma içeri baktı. Ortayı yaptı. Ceyhua'ya doğru. Sercan'ın müdahalesi. Ceyhua yerde. Gözler hakem boyu devam ediyor. Alp sol kanada. Vedat kontrol. Son çizgi. Vedat bekledi.
Ortayı yapıyor Vedat arka bölüme. Dalma. İçeride İskender. Sert bir vuruş Necati. Dalma Necati. 65. dakikada gelişti Boluspor ata. Dakika 75. Mustafa Sevgi. Mustafa Sevgi ortayı yaptı. Kafa vuruşu Banahere. Banahere topu alana gönderiyor 75'te. İlk yarıdaki maçın kopyası gibi. Ligdeki 13. golünü atıyor. 74. dakika biter bitmez gol attı Banahene. Bu arada çok ilginç bir pozisyon. Banahene sarı kart gördükten sonra Suat Arslanboğa'yı öptü. Aydın'ın kafa vuruşu top dışarı gitti. Muhammed bıraktı Engin. Engin'in ortası Ali Güzeldal'a doğru. Adnan, Vedat şimdi şut pozisyonu. Vedat vuruyor top yandan out'a gitti. Korner bekliyor Vedat. Hocam 89. Sarı kart Vedat'a. Emre Toraman. Muhammed. Dixon'la birlikte o topu hareketlendiler ve kaybettiler. Banahere ceza alanında. Banahere Serdar. Necati. Ve maç bitiyor. Kazanan Karşıyaka. Boluspor 0 Karşıyaka 1 maçın sonucu. Karşıyaka son derece kritik bir galibiyet aldı Boluspor deplasmanından. Maçın ilk yarısında başa baş bir futbol vardı. Beraberlik şansı ihtimali fazla gözüküyordu ama ikinci yarı Karşıyaka ağırlığını koydu ve Mustafa Sevgi'nin güzel ortasını Banahene son derece güzel bir şekilde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Evet. Ve Karşıyaka önemli bir 3 puan aldı ve umutlandı. Karşıyaka için dediğin gibi altın değerinde bir 3 puandı. 6 puan değerinde alınmış bir 3 puandı. Galibiyetten başka bir şansı yoktu. Playoff mücadelesini sürdürmek istiyorsa Karşıyaka. Ve bu 3 puanı da gidip aldı. Cihat Hoca Karşıyaka'nın başındayken de Göztepe'nin başındayken de hep Boluspor'u Boluspor maçlarından galip bir şekilde ayrıldı. Bu istatistikte devam etti. Maçın değerlendirmesine geçmeden önce öncelikle şunu belirtmek istiyorum ben. Futbolcuların özverileri, Cihat'ın aslanları artık Karşıyaka tribünlerinde ifade edilmeye başlandı. Hatta atkı kampanyasında da Cihat'ın aslanları yazan bir atkı kampanyası başlattıklarını duyduk. Özel buradan bir üretim oldu o da. Duyuralım. KSK TV üzerinden gerçekleşiyor sanırım. Bunun yanı sıra hafta içi ne dönmek istiyorum ben öncelikle. Çünkü önemli bir şeydi. Söylenmesi, takdir edilmesi gereken bir şeydi. Cihat Hoca antrenmanı iptal edecekti. Kulübün sularını kesik olduğundan ötürü. Ancak futbolcular kendi aralarında konuşup tesis dışında kalan arkadaşlarının bulunduğunu ve üçerli gruplar halinde belirli gruplar halinde belli arkadaşlarına giderek duş ihtiyaçlarını giderebileceklerini hocaya söyleyip antrenmana çıktılar. PTT 1. Lig'de oynayan bir takımdan bahsediyoruz değil PTT mi? PTT 1. Lig'inde ben burada artık yönetim cephesine bir şey söylemiyorum. Zaten söylenecek de haberi girdik hatırladığım kadarıyla. Söylenecek bir söz yok zaten. Ben burada işin olumlu kısmına bakmak istiyorum. Futbolcuların özverisine bakmak istiyorum. Bunu birçok futbolcunun yapmayacağını düşünüyorum açıkçası. Oyuncuları buradan öncelikle tebrik ediyorum. O kadar bu davranışlarından ötürü. Kenetlenme çok üst düzeyde. Üst düzeyde hoca, teknik direktör, taraftar. Üçüncü bir maddeyi ben ekleyemiyorum ve kimse de futbolcuların bu başarısından, bu mücadelesinden nevalanmasın. Özellikle yönetim. Bunu belirttikten sonra Bolu müsabakasını değerlendirelim oyun anlamında. Oyun anlamında Karşıyaka cidden çok güzel bir oyun sergiledi. Samsunspor mücadelesinde sergilemiş oyun olduğu o tutuk oyunun 1/3'ü bile yoktu. Çok iyi oynadılar, iyi paslaştılar, iyi mücadele ettiler, iyi bir şekilde hazırlanıp motive olmuşlar ve çıkıp 3 puanı aldılar. Tebrik ediyorum kendilerini. Oynamış oldukları bu oyun açıkçası playoff için almış oldukları 3 puan dışında beni oyun anlamında da ümitlendirdi. Yani Karşıyaka Boluspor mücadelesindeki
oyunu sergilerse önümüzdeki haftalarda playoff barajı içerisinde ligin sonunda kalacağını düşünüyorum. Haftaya... Banane'nin hareketini nasıl değerlendiriyorsun? Suat Aslanbay'ı öptü. Colin de sevinciyle yaptı. Güzel bir hareket. Uğur Bey de ona değinmemizi istemiş. Banane'nin yapmış olduğu hareketi ben açıkçası şöyle yorumluyorum. Hakemlerin önceki haftalarda yapmış olduğu hatalı kararları, bunlara Mete Kalkavan Bey de dahil, performansı düşük, ligin özellikle ilk evresinde, ilk periyodunda yapılmış olan hatalı hareketlere karşı bir öpücüktü diye adlandırıyorum. Biraz da şu bu var. Bu benim yorumum kişisel. Şu da var. Suat Arslanboğa son derece cesaretli bir hakemdi. Kesinlikle iç saha takımı diye Boluspor'u kollamadı. Pozisyonlarda son derece İyi bir maç yönetti. Olması gereken yönetimi yaptı. Karşıyaka takımının yanında yer almadı ama tabii canım, iki takımı burada... da kolladı. Bizim zaten istediğimiz nokta bu. Bu hafta ilk defa Suat Arslanboğa bunu yaptı. Bana yine de bence oh be dedi. Nihayet düzgün bir hakemle mücadelede bulunduk ve dedi hakem bence tebrik etmek için öptü diyorum ben. O konuda da bu arada Cihat'ın Aslanları adlı atkı kampanyamızda herkesi desteğe bekliyoruz demiş Uğur Aydemir isimli izleyicimiz mesaj atmış bize. Onu da ekleyeyim. Evet, KSK TV'de ayrıntıları var sanırım oradan. En azından bu başarı, ben her zaman söylüyorum, bu başarıdan kimse nevalanmasın. Bu başarıdan kimse nevalanmasın. Karşıyaka her zamankinden daha çok kenetlenmeye ihtiyacı var. Basketbolda işler yolunda gidiyor. Futbolda oyuncuların inanılmaz özverisi var. Bu özveriyi taraftarın da bu yapmış olduğu desteğe inanılmaz ihtiyacı var bence futbolcuların. Bu açıdan... Takımdaşlık ruhu üst düzeyde zaten. Üst düzeyde. Bu arada Murat Tekincan Bey mi mesaj atmış? Programımızı ilgiyle izliyorum. İki hafta önceki derbi maçta Karşıyaka'ya verilen iki maç seyirsiz cezasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Taraftarın o maçtaki suçu iki maçlık cezayı hak etmiş midir? Bir de bütün takımların cezaları ertelenirken Samsun örneğinin neden bizim cezalar tahkimden bir türlü ertelenmiyor? Federasyonda hiç mi İzmir'in lobisi yok? Teşekkürler. İzmir'in lobisi yok. Onu bir başından söyleyelim. Zaten programın başında bunu söyledik. İki maçlık cezayı ben ağır buluyorum. En fazla oradaki verilebilecek ceza bir maçlık seyircisiz oynama cezası diye düşünüyorum. Tahkimde de bir indirim yapılmadı. Bu cezayı ciddi ciddi ben de fazla görüyorum. İki maçlık bir şey yok yani. İki maçlık büyük bir olay olduğunu düşünmüyorum ben. Herhalde biz gözlemleyiciyle farklı bir müsabakadaydık. Onun dışında demek istediğimiz olay bu. Yani İzmir takımlarımız, Karşıyaka'sı, Göztepe'si, Buca'sı, Altay'ı, Altınordu'su şu an özellikle hem Türkiye Futbol Federasyonu'yla, hem hakemlerle, hem lobisi olan takımlarla mücadele ediyoruz. Bu yüzden artık şu an ele Karşıyaka'nın maddi anlamda da sıkıntıları var. Yönetimle de mücadele ediyor. Bunu buradan açıkça söylüyorum. Ama artık biz bu kötü gidişatı, yönetimi eleştirmeyi burada ben kendim de bırakıyorum. Çünkü burada artık önemli olan takımlarımız, takımlarımızın yararı. Burada kalmış 6 hafta. Kalan 6 haftayı da... 5 hafta hatta. Pardon, 5 hafta. Şimdi iki takımımız da playoff'a da kalma şansı yüksek. Yüksek. Var. Biz artık bunları bir kenara bırakıp Karşıyaka için Cihat'ın Aslanları'na Karşıyakalı taraftarları desteğe davet ediyorum. Buca sporluları, Buca sporlu oyunculara desteği davet ediyorum. Oradaki buzlar erisin. Göztepe'de de alınan 3 haftalık galibiyetten sonra zaten buzlar erimeye başladı. Çünkü İzmir takımlarının tek gücü, buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum, taraftar. Taraftardan başka İzmir takımlarının hiçbir şeyi yok. Haftaya da Mithat Karşıyaka Çaykur Rizespor'la oynayacak. Çok zor bir mücadele gerçekten. Zorlu bir mücadele. Artık varını yoğunu ortaya koyup en azından mücadeleden 1 puan çıkarabiliyorsa hatta 3 puan ya dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyoruz. Olmayacak bir şey yok. Çaykur Rize'den puan da alabilir Karşıyaka. Samsun Spor Manisa'dan puan alıyorsa... Samsun Spor Çaykur Rize'yi 4-0'la geçti. Onun dışında Denizli Spor kendilerinde bu takımı mağlup etti yani. Ama tabii taraftarın desteğini bu maçta çok arayacak. Yine dönüp dolaşıyoruz işte. Federasyona denk geliyor. Ona denk keşke geliyor. Keşke şu maç seyirciyle oynansaydı. Bak Samsun'un maçını... Seyirciyle oynansaydı çok farklı ertelendi. Olurdu. Ertelendi ama işte Karşıyaka'nın maçının cezası ertelenmedi. Ama buna rağmen Karşıyaka yine direnci gösterecektir. Biz de buna sonuna kadar inanıyoruz ve Çaykur Rize maçından
bir 3 puan bekliyoruz biz Karşıyaka'dan. Kalbimiz en azından bunu söylüyor ve 3 puan alıp playoff yolunda da herkese en büyük cevabı vermesini bekliyoruz Karşıyaka'lı oyuncuların. İnşallah. Aynen, yani bu sezon playoff'tan belki çıkamaz ama Karşıyaka'nın playoff'a kalması gerekiyor. Zaten aslında en büyük başarı da dediğin gibi futbolcuların ve taraftarın, Mithat. Güzel değerlendirmelerinden dolayı devam ediyor. Sana teşekkür ediyorum abi. Çok mesaj geliyor Göztepe ile ilgili. Birazdan Göztepe'ye geçince okuyacağım. İstersen Göztepe demişken bu haftaki Urfa galibiyetiyle devam edelim. Urfa karşısına, Şanlıurfa karşısına 4-0'lık bir galibiyet vardı sahada. Son derece iyi bir futbol vardı. Evet. Hava da güzeldi. Taraftarlar, bayan taraftarlardan da bahsedeceğiz. Maçın bir özetine gidelim. Şekilde. Ardından tekrar yorumlarımız devam edecek. Çaldı ve İzmir'de maç başladı. Yarı alanda ön direğe Kıvanç hareketlendi. Savunma, Ferhat bir an geriye tete vuramadı. İnanılacak gibi değil. Gelmek üzere. Herkes bir adımlık yer arıyor Göztepe ceza alanı içerisinde. Penaltı topunu orta boşta kalan Mehmet üstten dışarıya. Paulinho sol tarafta. Ergin sağ tarafta Ali Kılçık yer. İşaret gelmek üzere Göztepe ceza alanı hareketli. Orta Ferhat çıktı. Ona yapılan hareket top ağlara gitti ama Ferhat'a yapılan hareket erken bir faul olarak değerlendirildi. Yarım dakika var. Yarım dakikadan var. Serdar. Sağ tarafta Tistel bu. Şimdi topla buluştu. Tistel ceza alanda vuruş güçlendi. Atak. Serbest. Ali Bilgin serbest vuruşu kullanıyor. Orta arka buraya doğru. Hata ceza alanda. Maçtan enteresan notlar var. Öncelikle Ergin'i yaptığı hat-trick'ten dolayı kutluyoruz. En son Göztepe amatör kümede oynarken 2007-2008 sezonunda Özdere Belediyespor'a karşı 3 gol atan Enver Işık Göztepe'de hat-trick yapmıştı. Uzun sürenin ardından bir oyuncu 3 gol attı. Herve Tum golle buluştu. Bu Bitlerim da güzel bir haber. Ya. Artı Ferhat da çok eleştirdiğimiz Ferhat. Geçtiğimiz haftalarda uzaktan gol yediği için çok eleştirdiğimiz Ferhat. Son dakikada bir penaltı kurtardı. Yani güzelliklerin hepsinin bir arada olduğu bir mücadeleydi. Onun dışında taraftarlar gerçekten muhteşemdi. Sonuna kadar takımlarının arkasında durdular.
Evet, öncelikle Göztepe'ye almış olduğu 3 puandan ötürü tebrik etmek gerekiyor. Çünkü 3 hafta üst üste galip geldiler. Ancak Karşıyaka mücadelesinde almış olduğu seyircisiz oynama cezası nedeniyle bayan ve çocuklu taraftarlar izleyebiliyordu maçı. Yaklaşık 2000'e yakın bayan ve çocuk taraftarlar 90 dakika boyunca susmadan cidden iyi bir şekilde Göztepe'yi desteklediler. Seyircisiz oynam, yani seyircisiz bir maç gibi değildi açıkçası. Tribündeydim bizzat ben de. Erkekleri aratmadılar açıkçası. Burada erkek taraftarlarımız da kızmasınlar bana ama bayanlar ciddi ciddi iyi üzerlerine düşen görevleri yaptılar. Bunu buradan söylememiz gerekiyor. Maça dönecek olursak maç ilklerin maçı diyebilirim. Birazcık son haftalara nazaran Göztepe'nin temposunun daha düşük olduğu bir mücadele izledik. Maç sonunda Kemal Hoca'nın da yapmış olduğu açıklamalarda bu şekilde yansıdı. İlk yarıda belli bir aralar tempoyu yükseltti Göztepe. Daha sonra tekrar tempo düştü. Önceki haftalara baktığımız zaman daha saldırgan bir Göztepe görüyorduk sahada. Bu hafta birazcık sıcaklığın da etkisi olmuş olabilir açıkçası, bunu da düşünüyorum ama önceki haftalara nazaran daha kontrollü bir oyun sergileyen, daha duran bir Göztepe vardı sahada. Oyuncuların performansının zaten diyecek bir şey yok. Hepsinin performansı bireysel olarak iyiydi. Örneğin Ferhat haftalardan biri hatalı goller yemesine karşın bu hafta bir penaltı kurtararak, o da moral anlamında, moral açısından, onun açısından da iyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum ben. Bunun yanı sıra hat-trick Ergin açısından da güzel bir şey. Çünkü bireysel anlamda oyuncuların da motivasyonlarının üst düzeyde olması diğer takım arkadaşlarına da yansıyor. Ve böylece bir hava yakalanıyor takımda. Artık Göztepe takımı kazanmaya alıştı diyebilirim. Çünkü uzun süreden sonra 3 hafta Göztepe üst üste galip gelememişti. Hatta galibiyet alamayan bir takım vardı. Karşıyaka mücadelesinden sonra üzerindeki ölü toprağını attı ve yoluna emin adımlarla devam ediyor açıkçası Göztepe. Önemli olan bu havayı bozmamak. Haftaya Ankara Gücü mücadelesine çıkacak Göztepe. Ankara Gücü'nü kesinlikle almış olduğu bu 3 haftalık galibiyetten sonra hafife almaması lazım. Şu an çünkü her galibiyeti taşlandırmak için önemli bir fırsat. Yani bu 3 haftalık galibiyet çok önemliydi. Ancak şu an Göztepe daha düşme tehlikesinden kurtulmuş durumda değil. Bu havayı bozmazlarsa oyuncuların bu haftadaki iyi performanslarını sürdürürlerse, Ferhat olsun, Ergin olsun, Ali Bilgin, Ali Küçük olsun, bu iyi oyunlarını bireysel ve takım olarak devam ettirirlerse, takımdaki bu havayı iyi bir şekilde sürdürürlerse, Ankara Gücü'nü haftaya küçümsemeyip aynı dirençle çıkarlar, galip gelirlerse, ondan sonra zaten kendi evlerinde taraftarın desteğini fazlasıyla hissedecektir Göztepe takımı. Ve Ankara Gücü'nden sonra kendi evinde oynayacağı maçta alacağı galibiyetle artık Göztepe'nin düşme hattından uzaklaşacağını ben düşünüyorum. Öyle aslında umut ediyorum. Her şeyin özeti dediğin gibi Kemal Hoca'nın açıklaması. Yani hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu yitirmeyelim ve bu galibiyetten dolayı da kendimizi çok üst düzeyde bir yerlere ulaşmış sanmayalım. Böyle bir lüksümüz de yok açıklaması. Her şeyi özetliyor açıkçası. Yani çünkü takdir de edeceğiz ama Göztepe'nin şu anki bulunduğu durum, 15. sıraya da getiren oyuncular, buradan kurtarması gereken de yine oyuncular olarak düşünüyorum ben. Kesinlikle. Bu arada Mert Kazanır Bey, Buca Spor taraftarı olarak oyuncularımızı kutluyoruz. Bizim gözümüzde yenmiş kadar oldular, taraftar olarak havaalanına gidiyoruz demiş. Şu anda onlara da büyük keyifler diliyoruz. Buca Sporlu taraftarları da tebrik ediyoruz. Göztepe ile ilgili de genel olarak olumlu futbolla ilgili mesajlar geldi Mithat. Birçok mesaj var. Durmuş Yeltekin Bey, onun dışında Ahmet Çağatay Bey'e teşekkür ediyoruz. Göztepe'nin önümüzdeki haftalarda da bu başarısını sürdürmesi için şu en azından Ankara Gücü maçını alması gerekiyor ki Ankara Gücü'nü de
rahatlıkla yenebilecek kapasitede ama ilk yarı hatırlıyoruz ki favori olduğu maçta bir birlik beraberlikle ayrılmıştı sahadan. O yüzden hiçbir takımı kesinlikle küçük görmememiz lazım. Bucaspor ve Karşıyaka örnekleri de önümüzde zaten var dediğin gibi. Ankara Gücü maçlarından. Umarız Göztepe'nin yükselişi bu şekilde aldığı seri galibiyetler devam eder. İstersen Mithat PTT 1. Lig'de puan durumuna bir göz atalım ve önümüzdeki haftaki maçları da izleyelim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada Bucasporlu taraftarlardan da mesajlar gelmeye devam ediyor. 1928 Bucaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Evren Yiğit'e de burada teşekkür ediyorlar. Bu güzel organizasyondan dolayı. Onun dışında Mustafa Göztepe isimli bir izleyicimiz de sonunda Göztepe'nin ruhu ortaya çıktı. Urfa'ya Atatürk Stadı'nı dar ettik demiş. Biz de aynı fikirdeyiz. Bayan taraftarların müthiş desteğiyle Göztepe Urfa Spor'u geçti ve önemli bir galibiyete imza attı. Mithat, istersen Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'la devam edelim. Altay bu hafta Denizli Belediyespor deplasmanındaydı ve mücadele 0-0 sona erdi. Altay ile ilgili aslında fazla bir söze de gerek yok ki biz sitemizde de nereye gidiyor diye bir başlık attık. Vallahi açıkçası Altay için cidden söylenecek artık bir şey söz kalmadı. Şimdi Turgut Hoca'ya da tamamen yüklenemiyoruz burada çünkü ligin ikinci döneminde takımın başına geçti. Takımı tanıması ya da katmış olduğu 3-4 transferle bu iş ne kadar olur? Artı bunun yanına şanssızlık da eklendi Altay'ın. Hep son dakika gelen goller, yenen gollerle kaybedilen puanlar da eklenince açıkçası Altay camiasına bulunduğu bu nokta noktayı hak etmiyor. Ama oynadığı oyun da çok umut verici bir oyun oynamıyor son haftalarda ve Altay. Ve sürekli de bir kırmızı kart görüyor her hafta Altay'da bir oyuncu. Bu hafta da Murat Uluç yine kırmızı kart görüyor. Valla bunun sebebi... Yani gerginlik bir var. Bir Altay'da böyle bir gerginlik var. Bir gerginlik var, yani. O da biraz da şundan anladığım kadarıyla. Oyuncular bizim kapasitemiz 10'unculuk değil. Şu anda ligde Altay 10. sırada 34 puanla. Ve playoff yarışından baya baya bir uzaklaştı. Kırklareli Spor bu hafta önemli bir puan aldı. 40 puanını 40'a yükseltti. Ha tamam, futbol şartlarında... Hani bu kapatılmaz bir puan farkı değil ama sonuçta Altay hiç umut vermiyor ki. Denizli Belediyespor da bu sene ligin kötü takımlarından biri. Alt sıralarda mücadele eden. Yani iyi bir mücadele, yani ne kadar deplasman da olsa buradan bir 3 puanla dönmesi gerekiyor. Hani Altay şu an 5. 4. sırada olsa, yani Denizli deplasmanından yenemiyorsa yenilmediği bir puana dönüyor. Yani bir puan iyidir, evet, diyemiyoruz. Çünkü Altay'ın yükselişe geçmesi gerekiyor. Ligin 25. 26. haftalı maçları oynanıyor. Zaten haftaya Kızılcahamam Spor maçı var. Bu maçtan da eğer 3 puan alamazsa Altay'ın artık bu sezon hiçbir iddiası da büyük ihtimalle kalmayacak ya, diyebiliriz. Yani. Ya inşallah alırlar ve bu sezon da yine ligin sonuna kadar Altay camiasının ümidi olur. Ancak Kızılcahamam mücadelesinde kötü, beklemediğimiz, istemediğimiz, Altay açısından İstenmeyen bir sonuç gelirse artık Altay camiasının önümüzdeki sezona şimdiden hazırlanmaya başlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni sezonun planlamaları yapılsın, en azından yeni sezonda önümüzdeki sezon kalacak oyuncular belirlensin bu takımda. Yani bir takım iskeleti oluşsun. Hangi hoca ile devam edecekler? Turgut Hoca kalacak mı? Yönetim konusu var. Bir, yani bunların en azından bir yolu çizilsin şimdiden. Altyapısı yapılsın.
Altay'ı sevenler de artık bir araya gelsin. Yani, birçok Altaylı İzmir var. İzmirli Altay taraftarı var İzmir'de. Ama hiçbiri takıma sahip çıkmıyor son yıllarda. Onları da göreve davet edelim. Altay taraftarları yine ellerinden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ama zengin biliyorsun ama, duayen isimler var. İşte Zorlu ailesi var mesela. Uzun süredir ses çıkmıyor onlardan. Ya düne kadar Altay lobisiyle kuvvetli olan bir ekiplerimizden biriydi. Ancak camia anlamıyla bütünlüğüyle hep Süper Lig'de oynayıp PTT 1. Lig'inde mücadele ediyordu. Ama dediğin gibi şimdi eğer önümüzdeki sezonun biz planlamasını yapacaksak camia olarak ta Altay'ı birlik ve beraberliğe çağırıyorum ben buradan. Çünkü yönetim, camia, teknik heyet, taraftarla bir arada olunursa eğer bazı şeyler başarılabiliyor. Altay'ın da buna şu an normalinden kat çok ve kat fazla ihtiyacı var. Kat daha ihtiyacı var diye düşünüyorum. Mithat Spor'ta da 3. grupta da devam edelim. Altın Ordu adım adım şampiyonluğa koşuyor bu hafta. Isparta Emrespor karşısındaydı. Alsancak'taki mücadeleyi Altın Ordu 3-1'lik skorla kazandı ve goller Gökhan Gümüşsu, Ozan Sol'dan geldi. Ozan Sol 36 ve 90. dakikada gol attı. Gökhan da 25. dakikada gol attı. Altın Ordu son derece başarılı futbolunu sürdürüyor ve şampiyonluğa yaklaştı diyebiliriz. Zaten aradaki puan farkını da 5 puana çıkardı. Darıca da bu hafta Oyak Reno ile kendilerine beraber kaldı. Kaldı. Önümüzdeki hafta İmpaş Yozgat'ı ağırlayacak. İçeride oynayacak. İçeride. İmpaş Yozgat'la. Ya büyük bir sürpriz olmazsa Altın Ordu'yu önümüzdeki sezon 2. Lig'de göreceğiz. Ancak Altın Ordu zaten sırf biz değil, tüm ulusal medyada da kendisine söz ettiriyor. Bizans gerek, medyasında da yer bulmaya başladı İzmir takımından. Yavaş yavaş yer bulmaya başladı. Bunu da nasıl değerlendireceğiz? Altyapısında bir organizasyon düzenledi bu hafta. O da önemli bir etkinlikti. Tesis hamlesi, altyapı hamlesi, altyapı organizasyonları. Çok iyiydi gerçekten. Yani bunlar gibi. Altın Ordu'nun ciddi ciddi biz 2-3 yıl, en bilemediğin 4 yıl sonra Süper Lig'de göreceğiz. Dediğin gibi Bizans medyasında şimdiden yer vermeye başladı ki Altın Ordu'nun bu yapılanmasını gördüler. Kulüp olarak da bir değişiklik yapıldıktan sonra iyi reklamı da yapılıyor açıkçası. Bir internet sitesi olsun. Çok güzel bir tasarım olmuş, onları da kurumsallık, tesis, altyapı hamlesi. İşte bir kulüpte görmek istediğimiz tüm her şey burada var. Altın Ordu'lu taraftarlar da yavaş yavaş sahip çıkmaya başladılar. Ama tabii benim öncelikle yıllardan beri Altın Ordu'ya maçına giden o 1000 kadar küsür taraftardır benim önceliğim. Çünkü iyi gün kötü gün demeden Altın Ordu'nun hep yanında oldular. Takımının peşinde koşturan taraftar. Bundan sonra da yanında olacak. Tabii yeni gelenlere de buradan laf söylemiyoruz, yanlış anlamasın. Yeni gelenler de Altın Ordu'ya sahip çıksınlar İzmir kulübümüze. Altın Ordu iyi bir şekilde devam ediyor. Futbola yeni başlayacak oyuncuları da tavsiye edelim. Altın Ordu'nun altyapısı gerçekten çok iyi durumda. Bu hafta düzenlenen U12 Cup'ta mükemmel mücadeleler oynandı. Reading gibi birçok batıdan da yani Avrupa'dan da önemli takımlar katıldı bu turnuvaya. Zaten tavsiye de etmeye gerek yok. Birçoğu Altın Ordu'nun altyapısına transferde oldular. Bunun da duyumlarını alıyoruz. Basketbolla devam edelim Mithat. Sporto'da 3. gruptan da bahsettik. Bu hafta Pınar Karşıyaka önemli bir mücadeleye çıktı Galatasaray Medical Park maçına, ama maç öncesi istemeyen olaylar yaşandı. Detayları senden alalım. Vallahi burada federasyonun ilk önce üzerine düşen görevi yapmasını gerekiyor. Açıkçası Galatasaraylı taraftarların ben yapmış olduğu hareketi buradan kınıyorum. Çünkü iki tribünler arasında olayları olur, olmuştur. Bundan sonra da olmaya da devam edecektir. Onları ayrı bir kenara koyalım ama tribünlere girmiş 20 kadar ilk başta Karşıyakalı çocuk ve bayan, yani ailece gelmişler. Bayan taraftar var, çocuklu taraftarlar var. Sizin bunlara saldırmanız ne kadar etik? İlk önce ben buradan bunu soruyorum. İkincisi, öç alır gibi saldırmak bir de yani. Öç bir alır. Bir de neyin öcünü alıyorlar, o da ayrı bir muamma. Ya ilk yarı yapılan tamam, bir pankart asıldı ama o da bir, bu işin rengi, orada bir hiciv var. Yani burada bir hakaret yok.
Yani hani şimdi, o aslanlı pankarta çok tepki gösterdiler. Ya oradan sonra olaylar başlıyor. Ve o olay yüzünden Türk tribün tarihine leke düşürecek bir şekilde bir tribün grubu başka bir tribün grubunu şikayet etti. Böyle bir acı olaylar da yaşadık. Keşke böyle acı olaylar yaşamasaydı. Eminim o dönemde birçok Galatasaraylı arkadaşımız da buna kızmıştır, şikayet olayına. Ancak çocuk ve bayan taraftara saldırmayı hiçbir tribün grubunu kabul edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Bunun yanı sıra maçı bir saat boyunca bekledik. Yani maç oynanacak mı, oynanmayacak seyirciler mı? Gözlemci olaylardan sonra gelmiş oraya. Aldığımız arkadaşlarımızdan bilgilere göre. Şimdi bu gözlemci o maça nasıl rapor tutacak? Ben buradan bunu soruyorum. Olaylar esnasında olmayan ya gözlemci. Ya da bu maçın seyircisiz oynanacak olması kararı niye bir saat, bir buçuk saat sonra verildi? Artı bir de şöyle bir şey var. Galatasaraylı taraftarlar bundan ne elde etti? Onu da tartışmak lazım. Kendi takımlarını izleyemediler en başta. Yani o saldıran taraftarları da hani takımlarına verdiği zararı da önemli bir şekilde değerlendirmek lazım. Ve artık onları da bir daha o spor salonuna sokmamak lazım. Yani. Ve şöyle bir acı olay da var. Karşıyaka'da bir parti mensubu üyesi, başkan yardımcısı, bir partinin başkan yardımcısı Twitter'dan kim ve nefret dolu Karşıyaka aleyhine tweetler de atıyor. Ve bu kişi Karşıyaka Voleybol Şubesi'nin genişletilmiş alt şube kısmında belli bir süre bulunmuş, devamsızlıktan dolayı çıkartılmış bir insan. Öncelikle ben soruyorum, bu kişinin hangi siyasi partinin içerisinde bulunursa bulun, senin ilk baştaki amacın nedir? Karşıyaka halkına hizmet değil midir? Karşıyaka halkına hizmet demek Karşıyaka Spor Kulübü'ne hizmettir. Sen nasıl Karşıyaka'nın aleyhine ve Karşıyaka'nın haklı olduğu bir durumda böyle haksız duruma düşecek, terbiyesizce bir tweet atabiliyorsun? Zaten bu, inanılmaz tepkiler geldi o konuda sitemize. O yüzden yer veriyoruz. Zaten istifa edeceğini de düşünüyorum. İstifası istenmiş parti yöneticileri tarafından. Bunun dışında şunu soruyorum. Bu yapıdaki bir insan nasıl olur da Karşıyaka Voleybol Şubesi'nde bir dakika dahi olsa o şube yönetimi içerisinde bulunabiliyor? Ya da bu kişiyi kimler öneriyor? Ben bunu anlamış değilim. Biz de bu konuya niye yer verdik? Çünkü hafta içerisinde maçtan, daha doğrusu hafta yer sonraki maçtan gibi değil. Önce ve sonra birçok bize bu konuda mesajlar geldi. Onu da belirtelim Mithat. Bu arada Buca Spor'la ilgili mesajlar da ulaşmaya devam ediyor. İzleyicimize teşekkür ediyoruz. Kendisi hakemden serzenişte bulunmuş. Facebook sayfamıza mesaj atmış. Ona da teşekkür ediyoruz Mithat. Sana da verdiğim bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konuyu da önümüzdeki haftalarda değerlendireceğiz. Ama önümüze bakmamız lazım. Pınar Karşıyaka'nın önünde de çok önemli bir periyot var. Ben yani bu olumsuzlukları artık tüm takımlarımız açısından bir kenara bırakalım. Hani biz de burada belki yanlış anlaşılıyoruz, eleştiriyoruz, sürekli olumsuz olan şeyleri söylüyor gibi gözüküyoruz. Buca Spor'lu izleyicimizin ismi de Cem Turgut, onu da belirteyim bu arada. Bunların sebebi sadece şu. Biz olumsuzlukları buradan ve sitemizden dile getirerek bu olumsuzlukların giderilmesinde bir nebze de olsa katkımız olacaksa, yani olsun bize diye, olması ümidiyle bunları dile getiriyoruz. Ancak şu an için Buca Spor'da oyuncuların göstermiş olduğu bir performans var, iyi bir performans var. Bu performanstan ötürü artık taraftarın da Buca Spor takımına da her zamankinden daha fazla sahip çıkması gerekiyor. Göztepe'ye gelecek olursak, oyuncular belli bir havayı yakaladılar. Üzerlerindeki ölü toprağını attılar. Göztepe düşme hattından kurtulacak, buna inanıyorum. Onlar da desteklerini arttırarak ilk seyircili mücadelede sürdürsünler. Karşıyaka ki diğer saydığım iki kulübümüzden daha çok ihtiyacı var Karşıyaka'nın bu desteğe. Çünkü hem yönetimsel anlamda, hem maddi anlamda, hem federasyon anlamında, hakemler anlamında, Karşıyakalı yöneticiler anlamında, kendi yöneticileri dışında yerel yöneticiler anlamında sıkıntılı günler yaşıyorlar. Artık bu olumsuz olayları bir kenaraya bırakalım. Takımlarımıza sahip çıkalım diyorum. Altay Altın Ordu için de bu dediklerim geçerli. Zaten Altay'dan bahsederken de camiasının birlik beraberlik içinde olmasının, her zamankinden daha fazla Altay camiasının
ihtiyacı var. Kulübünün, yöneticisinin ihtiyacı var. Kısacası bu hafta geçen haftadan daha olumlu bir şekilde açtık programımızı. Önümüzdeki hafta inşallah bundan da daha güzel bir şekilde açarız diye ümit ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum sana. Biz de futbolun adaletli bir şekilde bu ülkede oynanmasını diliyoruz ve takımlarımıza önümüzdeki haftaki mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.